Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Truckers of Europe 3'teyiz. Söz verdiğimiz bir bölüm olacaktı. Yeni gelen Scania'larla alakalı 95 model Scania 380 beygir yapıp 128 ton Alp dağlarını tırmanacaktık. Allah konuşamadım. Sizler de görün. Ama muhtemelen tırmanamayacağız abi. Çünkü şuradan şuraya kadar geldim. Yani şurada bakayım, giriş şurada. Şuradan aldım yükü. Şuralardan bir yerlerden aldım yani. Çok birazcık aşağıdan şuradan aldım. Buradaki şirkete kadar geleyim dedim. Abi 10'la falan gidiyoruz. 5'le gidiyoruz, 10'la gidiyoruz yani düşünün. Her ne kadar 8x4 olsa da 380 beygir abi. Deneysel bir video olacak bu. Sizler denemişsinizdir ama ben denemedim ya da denemeyen arkadaşlarımız vardır muhakkak. Beraber denemiş olacağız. Fakat dediğim gibi muhtemelen çok fazla yol yapamayacağız. Hatta gidemeyeceğiz gibime geliyor. O yüzden çok böyle uzun bir videomuz olmayabilir. Ama söz verdik. Hala yorumlarda sürekli bak. Ta ne zaman ben söz verdim. Hala yorumlarda yazan arkadaşlarımız var. Abi söz vermiştin, ne zaman yapacaksın, ne zaman yapacaksın diye. Artık yapıyoruz. Bugün yapalım. Aracımız Scania. 95 model olan Scania. R380 modeli. 8x4. 128 ton tren taşıyoruz abi. 128 tonluk yükümüz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Sabaha karşı saat 5-6 suları şu anda. Uyudum. Uykusuzluk vardı. Yalnız buradaki şehirde, Leş şehrindeyiz bu arada. Alp dağlarının tırmanacağımız şehire geldim ben. Burada benzin, mazot alabileceğimiz bir yer yok. O yüzden muhtemelen yolda kalacağız. Yoldayken artık yol yardımından isteyeceğiz. Hadi bakalım çalıştıralım. Yolumuza çıkmaya başlayalım. Bakalım ne olacak, ne gidecek, hiçbir fikrim yok. Şöyle aksımızı indirelim aşağıya. Ve çıkalım yolumuza. Düz yolda sıkıntı yok. Düz yolda gidiyoruz. Ama en ufak bir rampaya geldiğimiz zaman aha. Öde diyelim. Öde dedik. Doldurdu mu? Doldurmadı ki. Bence diyemedik. Ve yokuş aşağı inerken falan çok kaydırıyor arkadan. İttiriyor. Sesler efsane ya. Bak 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 nasıl kayıyor bak. Hoppa. Düzel artık, düzel artık. Ha gayret. Bu arada 12 artı 2 vites seçtim. Ne olur ne olmaz hesabına. Dişimin arasına bir şey kaçmış. Rahatsız edip duruyor. Çıktı. Abi hoplaya zıplaya gidiyoruz. Şuna bak. C2 vitesimiz. Abi hızlı gidilir mi ya? Ha ben demiştim muhtemelen çekmez diye. Ki daha buralar, başlangıç daha buralarda hiçbir şey yok. Daha bu ne ki abi? Burada araç gidiyor en azından. İleride ne yokuşlar olacak? Ve muhtemelen gidemeyeceğiz, kalacağız yani yolda. Birazcık sesi açalım. İçeride çok geliyor muhtemelen ses de. Yo. Camları açınca mı çok? Aa kaldık. Aa kaldık. Lan geri geri gidiyor. Yüklen. Hoppa. Manuele mi geçirsek acaba diyeceğim de manuelde de bu sefer sıkıntı.
Devre tutturamazsam bayılır, yine yolda kalırız. Ve deneriz bakalım, dur. Şu an gidiyoruz. Sıkıntı yok gibi. ...128 ton nedir ya? 128 ton eyvallah da... ...380 beygir nedir aslında? Hop hop hop! Vites değiştirirken fena zıplıyor araç. Allah'tan bir de Dorse yere aşırı yakın değil. Bir de öyle olsa yere oturduğu zaman zaten kurtarma şansın yok. Kayma kayma kayma, bak önüme bakmıyorum şu anda, kayma. Eyvah eyvah, halimize bak. Elimi gazdan hiç çekmiyorum abi, hiç. Hiç çekmiyorum gazdan elimi. Ha, biz yakıt almışız bu arada ya. Ama inanılmaz bir yakıt sarfiyatı var. Kaldık mı? Allah'a kaldık. Güç modunu açsak. Diferansiyeli de açsak şöyle. Şöyle bir yüklenelim. Manuel alalım. Şuradan ayarlar. Çekici. Heh. Niye M3 abi? Niye 1 değil ya? Yani niye 1 değil? Ben istediğim gibi ayarlayamadıktan sonra ne yapayım böyle manuel'i? Ah, bir de stop et. Power mod. Şeyde manuelde power mod çalışmıyor anladığım kadarıyla. Heh, bak M1'de, bak. Şu an M1'de sıkıntı yok bak. Hareket edebiliyoruz. Peki aksla şöyle oynasak. Çekerlere yük binmesi lazım ki çekebilsin. Manuel 1 ile çıkıyoruz abi, sıkıntı yok şu anda. Kurtardık orayı. Ama nereye kadar bakalım. Gidişe bak. Dur bakalım, 2 desek. Çekiyor mu? Biraz biraz çekiyor gibi. Sanki M1 mi? M1 daha mı iyiydi? Evet, M1'de yüksek devir çıkabiliyoruz. Yalnız bak, yakıta bak abi, daha ne kadar yol geldik, yarım depo gitti. Biz yanmışız, biz bir bitmişiz. Ama dediğim gibi deneysel olacak bu video. Çok fazla yol gidemeyeceğiz. Denemiş olacağız yani, hem söz verdik. Burada da bir şeye dokunduğumuz zaman hemen şey oluyor ya. Gazı kesiyor. La
Lan bugün de var ya kargo bekliyorum. Videoya başladım. Kesin kargo gelir. Gelsin gelmesine sıkıntı yok da. Kulağımda kulaklık varken kapıyı duymayabiliyorum. Çünkü iki tane zil var bende. Birisi kablosuz benim yanımda. Birisi normal kapının kendi zili. Sadece ona basarsa duymuyorum bu sefer kulaklık varken. Yine kaldık burada. Çekmiyor. Hadi. Abi M1'de bile çekmiyorsa burayı. Geçmiş olsun. Vay ki ne vay. Hadi be. Hadi be. Yaparsın sen be. Bir yere kadar geliyoruz da bir yerden sonra olmuyor. Şöyle yan versek. Şu arkamdakiler de var ya. Şu oyunların trafiğinden nefret ediyorum yani. Mesela içime içime giriyor bak. İçime içime giriyor arkadaki bak. İnadına içime içime giriyor. Batı çekiyor ama gitmiyor araç. Aksi indirelim bir de öyle deneyelim. Hayret aksi inikken hafiften bir hareket oldu. Normal tam tersi olurdu. Bir kulağımı açayım da bari. Abi yok hareket edemiyorum şu anda. Tekrar otomatik alacağım bir. Bak şuna bak 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 bak. Tık güm tık güm tık güm. Biz burada kaldık abi, biz buradan çıkamayacağız anlaşılan. Video buraya kadar. Deneysel. Vallahi muhtemelen buraya kadar olabilir. Şimdi deneyeceğiz dedik. Söz verdik. Elimden geleni yapacağım. Ama olmayınca olmuyor yani. Ne olur defolup gider misin ya? Ne olur defolup git ya. Ha stop etmiş. Nasıl burun kaldırıyor? Vites değiştirmeye çalışmazsa şurada ilerleyebiliriz gibi. Ya Allah Allah. Lan nasıl bir araçsın ya? Duruyor olduğun yerde. Cık. Yine gidemiyoruz ki. Burada kalıyoruz ya. Buradan ileriye gitmiyor araç. Yine stop ettik.
Yok abi, stop edip duruyor ya. Kaldık. Dur bakayım, bir şey deneyeceğim. Çekici çağıralım bakalım. Çekici bizi olduğum yere bıraktı. Allah'ım. Olduğum yere bıraktı çekici. Vallahi gidemiyoruz. Yakıt bitti. Yine bitti yakıt abi. Şuna bak. Yine yakıt bitti. Heh, gelin gelin arkama gelin. Parti yapıyoruz burada. Gelin arkama gelin. Yine bir yere kadar çıkacak muhtemelen. Bir yerden sonra kalacak. Sarı gitmiş, hayret. Hadi be, hadi ya. Şurayı birazcık kurtarsak. Yok abi, yok. Kurtaramıyoruz şurayı, bak. Şurayı kurtaramıyoruz. Şuradaki maili kurtaramıyoruz bir türlü. Gerçi orayı kurtardık, ileride patlayacağız yine de. Ya maksat verdiğimiz sözü deniyoruz şu anda. Arvalet, sen de içeriden. Dellendirme adamı. Şurada kapalı. Abi niye M3? Bak adamı hasta etme ama. M3 ne alaka? M1 olacak o. Bak M3 ile başlıyor. Lan M3 ile zaten bu araç çıkar mı buradan? Nasıl manuel bir vitessin sen? Oyuna stop ediyorsun. Hadi be. Ya sevindim, M1'e de düştü vites. Sevindim ama yok. Yemiyor. Yemiyor arkadaşlar, yemiyor. Burada kaldık. Demek ki neymiş, 380'de çıkılamıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Çapraz da yapsak, düz de gitmeye çalışsak. 128 ton yemiyor. Hop kayıyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle kaldık. Evet arkadaşlar, deneysel. Yani dediğim gibi deneysel yapacaktık. Denedik, olmuyormuş. Öğrenmiş olduk bunu. Yapmak isteyenler varsa yapmasınlar. Barba! Yapmak isteyenler varsa yapmasınlar abi. Ya denemek isteyenler deneyebilir yine ama gidemeyeceksiniz gördüğünüz gibi. Bir yerden sonra kalıyorsunuz ki daha bu çok hafif yani. Daha ileride inanılmaz neler neler var yani. Çok aşırı keskin ve çok daha dik yerler var. Oralardan hayatta zaten çıkamayız. Burayı açsak bile. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.